Herkese merhaba. Ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere eksikliği toplumda oldukça yaygın gözlenmesine rağmen gerek sağlık profesyonelleri tarafından biraz ihmal ettiğimiz ve kendi adıma da konuşacak olursam aslında diğer vitamin ve mineralleri anlattığım kadar bırakın diğer vitamin ve mineralleri anlattığım kadar onlardan çok daha fazla aslında çinko eksikliğine değinmem gerekirken maalesef biraz göz ardı ettiğimiz hastalar arasında da oldukça yaygın eksikliği görülmesine rağmen farkındalığı düşük olan bir mineralden bahsetmek istiyorum. Bugün sizlere çinko eksikliğinden bahsedeceğim. Gelin çinko eksikliği nedir? Eksikliğinden korunmak için neler yapabiliriz? Ve çinko hakkındaki diğer bilgiler nelerdir? Videomuzda göz atalım. Evet, çinko vücudumuzdaki eser minerallerden bir tanesidir. Yani ne demek? Dışarıdan almaya muhtaç olduğumuz minerallerden bir tanesidir. Vücudumuzda 300'den fazla enzimin yapısına katılıyor. Nedir bu 300'den fazla enzim? İşte bunlar arasında insülin de bulunuyor. İnsülinin görev almasında da çinko görevlidir. Büyüme hormonları da bunlar arasında bulunuyor. Bazı üreme hormonları da Bunlar arasında bulunuyor. Yani çinko eksikliğiniz varsa, sizde bunun karşılığı insülin direnci olarak da ortaya çıkabilir. Ergenlik döneminde çinko takviyesinin boy uzamasını desteklediği ile ilgili örneğin yapılan birçok çalışma söz konusu. Yani bir çinko eksikliği çocuklarda veya ergenlerde gelişme geriliği olarak da karşımıza çıkabilir veya infertilit olarak da karşımıza çıkabilir. İşte çinko bu enzimler gibi 300'den fazla enzimin vücutta görev almasını sağlayan çok önemli bir mineral. Onun dışında epitel dokunun yapı taşıdır. Yani saç, cilt, deri, tırnak gibi birçok yerde görev almakta. Dolayısıyla eksikliğinde bununla ilgili bazı problemler de görülebilmekte. Tabii ki sadece vücudumuzun dışarısında değil, bizim iç organlarımızı kaplayan, özellikle gastrointestinal sistem epiteli, yani mide, bağırsak gibi organlarımızın da iç yüzeyini oluşturan epitel dokunun da yapı taşı çinko. İşte aslında diare olan çocuklarda tedavi çinko eklenmesinin sebebi de bu bağırsak epitelinin onarılmasını sağlamak ve diarenin daha az şiddetli olarak geçmesini sağlamayı amaçlıyoruz örneğin. Ancak bunun fonksiyonel tıp açısından da önemi özellikle leaky gut yani sızdıran bağırsak sendromu varsa epitel dokunun onarılması için çinko oldukça önemli. Bir diğer en önemli görevi de çinkonun bağışıklık sistemindeki görevleri. Özellikle pandemiden sonra biz daha da iyi anladık ki çinko bağışıklık sistemi için oldukça önemli bir mineral. Gerek bağışıklık sistemi hücrelerinin görevini yapabilmesi için yani lenfositlerin görevini yapabilmesi ve koruyucu stokinler salgılayabilmeleri için çinkoya ihtiyaç var. Gerekse işte biraz önce anlattığım gibi gastrointestinal sistem epitelinin yapı taşı olduğu gibi bizim orofarynx bölgemiz yani burun ve ağız bölgemizin de iç epitelinin yapı taşı çinko olduğu için bu alandaki bağlantılar yani bizim iç dünyaya dış dünyayı ayıran duvarımız ne kadar kuvvetliyse dış patojenlerin de vücudumuza girmesi bir o kadar zor olacaktır. Bizim savunma hattımızın temel yapı taşı, temel harcı da çinko olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Çinko vücutta antioksidan enzimler olan süperoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz gibi antioksidan sistemlerdeki enzimlerinde görev almasını sağladığı için antioksidan sistemler içinde çok önemli bir mineraldir. Çinko vücutta nerelerde bulunur? Aslında aynı magnezyum gibi çinkonun çok 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 küçük bir kısmı sadece kanda bulunmakta. %0.1 yani binde biri sadece kanda bulunmaktadır. Yaklaşık %57'lik bir kısmı kaslarda, %29'u kemiklerde, %6'sı da deride bulunmakta. Çinkonun çok çok küçük bir kısmı kanda bulunmakta. Dolayısıyla Çinko kan düzeyimizin normal olması aynı magnezyumda bahsettiğim gibi vücutta çinko eksikliği olmadığı anlamına gelmiyor. Yine de kan düzeylerimiz bize vücuttaki çinko düzeyi hakkında az da olsa bilgi verebilmekte. Eğer imkanı olanlar özel laboratuvarlarda günümüzde yaptırılabilen hücre içerisinde çinko ölçümü de yaptırabilirler. Hücre içerisinde çinko ölçümü kan çinko ölçümüne göre daha güvenli bir yöntemdir. Kan düzeyimiz 70-120 mikrogram bölü desilitre aralığında hücre içi ölçüm yapılırsa da 1000-2000 mikrogram bölü desilitre aralığında olmasını biz istemekteyiz. Bunlar ne kadar üst sınıra yakın olursa bizim için o kadar optimal değerler olduğunu söyleyebilirim. Aslında kan tahlili yaptırsak da yaptırmasak da, hücre içi ölçüm yaptırsak da yaptırmasak da biz maalesef beslenme ile birlikte günlük almamız gereken çinko'yu alamıyoruz. Gelin videonun kalan kısmında çinko kaynakları nelerdir, günlük ne kadar çinko almamız gerekiyor ve bunu alamıyorsak yerine nasıl koyabiliriz bundan bahsedelim. Çinko kaynakları arasında aslında temelde hayvansal gıdalar bulunuyor. Özellikle et ve karaciğerde, süt ve süt ürünlerinde çinko zengin olmakla birlikte yine kabak çekirdeği, ay çekirdeği, ceviz, badem, susam gibi bazı kuru yemişlerde de çinko zengin oranda bulunabilmekte. Yine balık, karides, istiridye gibi bazı deniz mahsulleri de çinkodan zengin. Ancak burada bir problem var. Aynı magnezyumla bahsettiğimiz gibi magnezyumla ne demiştik? Tamam biz bunu beslenmeyle alalım ama topraklar verimsiz demiştik. Burada da tamam biz bunu doğal gıdalarla alalım ama maalesef yapılan çalışmalarda modern beslenen bir insanın günlük çinko ihtiyacını besinlerle tam anlamıyla karşılayamadığı gösterilmiş. Bizim yetişkin bir kişinin günlük çinko ihtiyacı 14-15 mg'dır. Günde 40 mg'a kadar alım yükselebilir. Üst sınırda 40 mg olarak söyleyebiliriz. Ancak Türk toplumunda yapılan bir çalışmada işte biz bu 13-14 mg almamız gerekirken günlük beslenme ile birlikte ancak 9-10 mg alabildiğimiz gösterilmiş. Ayrıca bitkisel beslenme ne kadar fazlaysa, hayvansal kaynak ne kadar azsa bu alımın daha da azaldığı gösterilmiş. Velev ki biz işte o çalışmadaki 9-10 mg alıyor olsak bile günlük almamız gereken 14-15 mg'a göre her gün almamız gerekenin 3'te 1'i kadar çinko beslenmede eksik kalıyor. Bu ne demek? Her 3 günde 1 gün çinko vücutta eksik kalmakta. Her 3 ayda 1 ay yılda yaklaşık 3-4 aylık bir çinko açığımız oluşmakta beslenme ile birlikte. Dolayısıyla bir önceki kısımda anlattığım işte kan tahlili, hücre içi tahlil yaptırsanız da yaptırmasanız da aslında her insan yılda 3-4 ay çinko takviyesini güvenle kullanabilir. Bunu ister yılda 3 ay arka arkaya kullanırsınız. Örneğin ben işte Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında hastalıkların arttığı kış dönemine girdiğimiz ve bağışıklığı güçlendirmemiz gereken durumda bunu oyuna dahil ediyorum. Ancak siz her 3 günde bir kapsül alacak şekilde de bunu kullanabilirsiniz. Veya her 3 ayda bir ay şeklinde bunu kullanabilirsiniz. Hayatınıza hiç kan düzeyinize bakmadan da dahil edebilirsiniz. Ama kan tahlili yaptırdığınız Orada da ciddi eksiklik varsa belki 6 ay arka arkaya kullanıp öncelikle depoları doldurduktan sonra yine çinko takviyesini yılın belli dönemlerinde hayatınıza dahil etmeye devam edebilirsiniz. İşte akılcı takviye kullanımı bu demek. Siz vitamin ve minerallerin arkasındaki mekanizmaları ve temel mantığı anladığınızda olaylar daha anlaşılır bir şekle bürünüyor ve kolaylıkla bu takviyelerin eksikliğinden korunabilirsiniz. Çinko eksikliği neden olur? Gelin biraz buna bakalım. Çinko eksikliği sebepleri arasında ihtiyacın artması, özellikle ergenlik döneminde büyümenin hızlı olmasından kaynaklı Çinko kullanımının artması ve ihtiyacın artması vücutta çinko eksikliğine sebep olabilir. Yine başka bir ihtiyacı artıran durum hamilelik ve emzirme dönemi gibi dönemler. Yine kronik hastalıklar vücutta çinko ihtiyacını artırmakta. Bunun dışında beslenmeyle yetersiz alım, toprakta çinko eksikliği olması, bazı ilaçların kullanılması, emilim ve mide bağırsak problemleri gibi sebepler de çinko eksikliğine sebep olabilmektedir. Yine kronik alkol kullanımı, karaciğer yetmezliği ve böbrek yetmezliği gibi durumlarda çinko eksikliği sebepleri arasında sayılabilir. Peki çinko eksikliğinin semptomları nelerdir? Bu semptomlar arasında Özellikle deri, saç, tırnakla ilgili bütün problemler sayılabilir. Saç dökülmesi gibi ciltte sivilce sorunu veya ciltte kuruluk gibi bazı problemler, tırnak kırılması veya tırnakların çok güçsüz olması gibi bazı problemler çinko eksikliği sebepleri arasında sayılabilir. Hatırlarsanız bir önceki kısımda çinko eksikliği sebepleri arasında özellikle ergenlik döneminde ihtiyacın artması olduğunu boy atılan dönemde vücudun çinko kullanımının artması olduğunu saymıştım. İşte aslında ergenlik dönemindeki sivilce sorununun evet bazı hormonal altyapıları olsa da bir diğer sebebi de vücuttaki çinko eksikliğidir. Onun dışında halsizlik, yorgunluk, ruh hali dalgalanmaları gibi Odaklanmada ve öğrenmede, hafızada zayıflama gibi bazı semptomlar da çinko eksikliği ile ilişkili olabilir. Yine gastrointestinal sistemle ilgili kronik ishal veya sızdıran bağırsak sendromunun sebepleri arasında da çinko eksikliği sayılabilir. En önemli etkilerinden bir tanesi de bir önceki kısımda da hatırlarsanız ben ne demiştim? Ben bunu Kış döneminde hayatıma dahil edip 3-4 ay arka arkaya kullanıyorum ki bağışıklığım güçlü olsun diye. İşte sık sık hastalanma ve bağışıklık sisteminin zayıf olması da çinko eksikliğinin semptomları arasında sayılabilir. Ayrıca bazı görme problemleri, işte gece görüşünde azalma buna örnek verilebilir ve bazı tat ve koku problemleri de Çinko eksikliği ile ilişkili olabilir. Özellikle COVID semptomu olarak ve post-COVID döneminde de tat ve koku kaybı giden çok insan var. Belki siz de bunlardan biri olabilirsiniz. Çinko işte tat ve koku fonksiyonlarında da görev alan önemli minerallerden bir tanesidir. Bu nedenle eğer böyle bir probleminiz varsa da çinko eksikliğini yerine koymanızda fayda bulunmakta. Peki eksiklik varsa veya eksiklik gelişmemesi için zaten beslenmeyle alamadığımız çinko'yu yerine koyarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Burada yine çinkonun formu yani çeşidi önemli. Daha önce belki çinko kullananlar ve çinko kullandıktan sonra kabızlık gibi mide bulantısı gibi sorun yaşayanlar olmuş olabilir ve çinko ile ilgili kötü anılarınız bulunuyor olabilir. Ama burada bazı temel şeylere dikkat ederseniz çinko'dan korkmanıza gerek yok. Çinko'nun yine formu önemli. Bütün minerallerde olduğu gibi organik formlar inorganik formlara göre daha iyi emilmekte. Nedir bu organik formlar? İşte çinko metiyonin formu gibi veya çinko pikolinat gibi Çinko glukonat gibi bazı formlar inorganik formlara göre çinko oksite göre örneğin daha iyi emilen formlar arasında sayılabilir. Yine bir diğer dikkat etmemiz gereken husus işte biraz önce söylediğim mide bulantısı gibi yan etkilerden korunmak için Enterik kapsül yapısında bir takviye kullanırsanız mide yan etkilerinden korunmuş olursunuz. Bu ne demek enterik kapsül? Mideyi bypass geçerek bağırsakta açılan özel kapsül teknolojisiyle geliştirilmiş bir çinko takviyesi kullandığınızda mide yan etkilerinden en az oranda etkilenmiş olursunuz. Yine diğer dikkat etmemiz gereken husus kullandığınız çinko takviyesinin içerisinde genelde onda bir oranında olmak üzere bakır ile desteklenmiş bir çinko takviyesi kullanmak önemli. Çünkü çinko vücuttaki diğer bir mikro mineral olan bakırın emilimini engelleyerek bakır eksikliği gelişme riski oluşturabilir. Bu nedenle çinko kullanırken onda bir oranında bakırla desteklemekte fayda var. Peki çinko'yu ne zaman kullanalım? Minerallerde genel olarak biz zaten emilim etkilenmemesi için yemekten 2 saat önce veya 2 saat sonra kullanılmasını öneriyoruz. Bu aynı zamanda mide bulantısı probleminden de bizi koruyacaktır. Peki ne kadar çinko kullanalım? Ülkemizde zaten takviye edici gıda olarak günde maksimum 15 mg'a kadar Çinkoya izin veriliyor yani bir kapsülde 15 miligramdan fazla çinko bulunmuyor. İşte biraz önce anlattığım gibi yani gerek yılda 3 ay kullanacaksanız arka arkaya Gerek 3 günde bir de bunu kullanabilirsiniz gerek 3 ayda 1 ay olmak üzere de bunu kullanabilirsiniz. Bu 15 miligramlık çinko kapsüllerden güvenli takviye edici gıda olarak kullanabilirsiniz. Ancak bazı reçeteli ilaçlarda daha yüksek dozlarda tedavi anlamında kullanılabiliyor. Özellikle yine videonun ilk kısmında söylediğim gibi gastroenterit probleminde özellikle çocuklardaki diare probleminde bir hafta süreyle biz günde 20-30 mg'a kadar çinkoda kullanabiliyoruz. Ancak burada da biraz önce anlattığım gibi yine ödeme kapsamında olan ve ilaç kapsamında olan Çinko formları genelde inorganik formlar olduğu için çinko oksit gibi formları olduğu için mide ve bağırsak yan etkileri görülebilir. Bu anlamda organik formlar içeren bir takviye de aynı miligramı karşılayacak şekilde alternatif olarak kullanılabilir. Evet Çinko ile ilgili genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Aslında birçok konuya değinmiş olduk. Beslenme ile birlikte yeteri kadar Çinko alamadığımızdan her 3 günde bir günlük çinkonun eksik kaldığından ve çinko kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi birçok konuya değinmiş olduk. Özellikle kış dönemine gireceğimiz bu günlerde yeni bir pandemi dalgasıyla da karşılaşmamız söz konusu veya pandemi artık etkisini ortadan kaldırsa bile bildiğiniz gibi gribal enfeksiyonlar ve diğer bütün hastalıklar kış aylarında artmakta. Bu nedenle böyle bir döneme girerken de çinko depolarımızı doldurarak girmek bizim için oldukça önemli. Sadece bağışıklık için değil cilt, saç, tırnak gibi problemler içinde yine gastrointestinal sistem sağlığı içinde çinko kullanımı oldukça önemli önemli. Videomu bitirirken eğer kanalıma hala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından takip edebilir ve kafanıza takılan soruları direkt mesaj olarak da oraya gönderebilirsiniz. Ayrıca Apple Podcast, Spotify ve Google Podcast'ler gibi platformlarda da Doktor Mustafa Kalkan ile Sağlık Notlarım isimli podcast serisinde de bu izlediğiniz videoları sesli olarak dinleyebilir. İş görürken veya arabada seyahat halindeyken veya spor yaparken de bu bilgileri kolaylıkla dinleme imkanına sahip olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.